yanında yüzlerce, binlerce değil, on binlerce, yüz binlerce mağdur olan, haklarından mahrum edilen, geçimini sağlayamayan, toplumda itibarını kaybeden, biraz daha ileri giderseniz hapse düşen insanlar var. Ya ben bir kişiyi, bin kişiyi, on bin kişiyi yakalayacağım, bu suçluları bulmadan ben bu sevdadan vazgeçmem diyen insanlar yüz binlerin vebalini nasıl kaldıracaklar? Bunun altında ezilir giderler. Biz bunu söylediğimiz zaman, efendim siz aşırı gidiyorsunuz. Siz teröristleri destekliyorsunuz. Hadi oradan be. Kim terörü destekliyormuş? Bazı noktalardaki hassasiyeti dile getirdik diye terörle itham edeceksiniz. Ne demişiz? Efendim Demirtaş'la ilgili bu adam aday olabildi mi? Oldu. Aday olması için kendisine herhangi bir engel bulundu mu? Bulunmadı. Ya bu adam niye hapiste tutuklu? Şimdi diyor ki siz gelseniz bütün teröristleri serbest bırakırsınız. Değil ya. Siz bütün masum insanları teröristlerle beraber hapse atıyorsunuz. Esas zulüm burada işte. Biz sadece buna vurgu yapıyoruz ya. Ben yeri gelir eğer bir kararı verirken hakikaten masumları bırakıyorum derken hata ederek bir zalimi de bırakabilirsiniz. Ama buradaki vebal siz bir tane masumun haksız yere mahkum edilmesi kadar Cenab-ı Hak indinde mesuliyet size yüklemez, bundan emin olun. Bir kişiyi bile. Onun için biz adalet olmadan devlet olmaz. Şu anda adalet ne yazık ki Türkiye'de rafa kaldırılmıştır. Olağanüstü hal yöneticilere olağanüstü yetkiler vermiştir. Bir mahkeme kararı olmadan insanları siz makamından, mevkiinden, işinden, aşından uzaklaştıracaksınız. Bir kısmını hapse atacaksınız. Bir kısmı çocuklarının yüzüne bile bakamayacak. Baba sen terörist misin diyecekler. Siz bunları yaparken hiç mi vicdanınız sızlamıyor ya? Ve arkasından da bizi suçlamaya kalkacaksınız. Yok arkadaş, Ortadoğu'nun hali ortada. İşte Irak, 1,5 milyon insan öldürüldü. İşte Suriye, 500-600 bin insan hayatını kaybetti. 15 milyona yakın insan maalesef yer değiştirdi. 7,5 milyonu Suriye'yi terk etti. Mısır'da bir diktatörlük var. Onunla bile bir irtibat kurulabilir. Ama başlangıçta takındıkları tavırlardan dolayı ne yazık ki orada bir takım Müslümanların zulme uğramasına vesile oldular, sebep oldular. Dış politikada batılılar her zaman menfaati her şeyin önünde tutarlar. Menfaati, elbette biz de kendi menfaatimizi düşüneceğiz. Ama bizim menfaatimiz başka bir ülkenin menfaatiyle çatıştığında oturup masa başında bir orta yol aramaya ve bulmaya mecburuz. Gücümüz var diye gidip başka ülkeleri işgal etmek bize yakışmaz.